Füsun teyzem, iç şunu da toplarsın biraz kendini. İlaçlı olsa. Uyu o zaman, dinlen biraz. Uyuyamıyorum ki. Sarp bir daha çıkamayacak oradan. Umut'u kaybettim. Şimdi Sarp'ımı da kaybettim. Söyleme böyle şeyler, ne olur. Kocam, oğullarım şimdiki hali. Hayatımın böyle olması. Bir tek şeyi. Bir tek şeyi. Bir kişiye, bir kişinin sorumluluğuna bağlı. Kebapçı Celal'e. O da hapse girdi, layığını buldu. Ama sevinemiyorum ki. Oğlum da yaktı. Efendim? Sen uyumadın mı hala ya? Ne işin var bu saatte ayakta? Mert, olanları sen de biliyorsun. Nasıl uyurum? Ha doğru. Sarp hapisteydi değil mi? Unutmuşum bak. Aa, nasıl söyleyebiliyorsun ya böyle bir şey? Kızım aç kulaklarını da beni iyi dinle. Bak şimdi bu Mert sana ne söyleyecek? Ne? Sarp yarın hapisten çıkacak. Gerçekten mi? Gerçekten. Aa, inanmıyorum. Bu çok güzel bir haber. Ne olmuş? Çözdüm işi. Sarp masummuş. Hadi Füsun teyzeye söyle de bir rahatlasın kadın. Ya inanmıyorum Mert, çok mutlu oldum. Füsun teyzeye söyleyeceğim, o da çok mutlu olacak. Çok sağ ol, çok teşekkürler. Ne oldu Eylem, anlasana ne oldu? Füsun teyzem, Sarp masummuş. Hapisten çıkacakmış. Doğru mu bu? Gerçek mi, ne olmuş? Nasıl olmuş? Mert söyledi, çözmüş meseleyi. Sarp masummuş, çıkacakmış hapisten. Allah'ım çok şükür. Ben hiçbir zaman çıkamayacak sanıyordum. Allah Mert'ten de razı olsun. Çok mu korktun sen? Kıyamam sana. Her şeyimsin sen benim. Bak geçti gitti çok şükür. Geçti gitti ölüm. Geçti gitti. Daha kaç defa? Daha kaç defa Sarp'ın başı belaya girecek? Daha kaç defa kurtulacak? O Celil'in yanından ayrılmadıkça hiçbir şey yoluna girmeyecek. Bence artık aklı başına gelmiştir Füsun teyzem. Bırakır onu. Yanlış yolda olduğunu anlamıştır. Sence biliyor? Dönecek mi? Evine dönecek mi? Annesine dönecek mi? Dönecek, dönecek. Sen hiç merak etme. İnşallah dediğin gibi olur. İnşallah. Olacak, olacak. Bak göreceksin. Söyle.
Bir saniye. Müdürüm, tetikçinin yerini bulmuşlar. Çınar yolu mevkiinde arabasını terk edilmiş bir şekilde bırakmış. Güzel, güzel. Musa, Mert, hemen gidiyorsunuz oğlum. Emredersiniz müdürüm, versene şunu. Siz oradan ayrılın, sizi fark etmesinler. Meseleyle biz ilgileneceğiz. Musa, dikkatli olun. Tamamdır. Koş, buradan geliyor sesler. Alo, neredesin? Akşamki polis beni buldu. Geldim ben de. Fabrikanın arkasındaki sokaklardayım. Tamam, sakin ol. Telaş yapma, telefonda kal. Geliyorum. Musa, sen diğer taraftan git. Of, rejime başlayacağım. Hadi ya, harcama nefesini, hadi. Neredesin? Dediğim yeri anladın mı? Şimdi sokağın başındayım. Tamam, gördüm. Bekle, geliyorum. Abla, açsana kapıyı. Aç şu kapıyı. Polis ne şimdi? Aç kapıyı. Kapı açılmıyor. Hayır, 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 hayır. Ne oldu? Vurup kaçtılar. Konuştu mu? Ne söyledi adam? Bir şeyler geveledi Can Avcı'yla, anlamadım. Geçmişler olsun, gitti adam. Hadi sofraya buyurun. Füsun teyze, yardım etseydik her şeyi. Kadına yaptırdık ya. Hadi gelin bakalım. Vay vay. Füsun teyzem, gelmişsin kendine. İşte. Füsun teyze, seni böyle görmeyeli çok uzun zaman oldu. Ne güzelsin ya bugün. Ne yapayım be Mert? Başa gelen çekilir dedim. Serp'in çıkışına seviniyorum. Elinden başka bir şey gelmiyor ki. Ha, bardağın dolu tarafı diyorsun yani. Güzel. Sen de çok sağ ol. Hakkını ödeyemeyiz. O kadar yardımın dokundu ki bize. Özellikle şu son olayda. Şun teyzem, ben her zamanki gibi görevimi yaptım, vazifemi yaptım. Hadi başla. Sen açsındır şimdi. Ben hep açım değil mi? Ben bakarım. Dur dur sen. Hadi siz yiyin. Ben bakıp geliyorum. Çok güzel, çok. Anne.
Gördüğün gibi. Değişen bir şey yok. İçeri almayacak mısın beni? Böyle kapı ağzından mı konuşalım? Hemen işin çıkıp gitmeyeceksen gel içeri. Ne oldu? Niye girmiyorsun? Anne ben sabah için... Gönlümü almaya geldin değil mi? Ama sonra... Anne. Bak sana bir şey söyleyeceğim, dinle beni. Söyle annem. Artık Celal'i bırak da eve gel demeyeceğim sana. Ama bir gün eve dönmeni dört gözle bekleyeceğim. Çünkü ne olursa olsun değişmeyen bir gerçek var. Sen benim oğlumsun. Canımsın. Sen beni hiç bekleme, olur mu? O günü hiç bekleme. Ben yolumu çizdim annem. Umut'u alıp geleceğim eve. Kardeşimle birlikte geleceğim. Bir bilsen. Kimmiş Füsun teyzem? Bayağı oyalandı. Şu alt taraftaki komşu var ya, o geldi. Kapıda biraz lafladık işte. Füsun teyzem, döktürmüşsün yine. Afiyet olsun Mert. Hadi sana da afiyet olsun. Ye bak, soğudu. Hazır mısın? Hazırım. Çıktım ben de şimdi. Abi Celal'in polis çıktı. Hareket aldı. Anlaşıldı. Getir bakayım şunu. İyi çektin değil mi? İkisi de net görüntüde. Tabii abi. Görünüyor. Bak işte burada.
Ne lan bu? He? İşte abi, Celal adamla buluştu. Çantayı verdi. Bu o değil. Bizim istediğimiz bu değil. Sen kimi istiyorsun Kudret? At 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 at! At Sina! At! At at at! 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 Topla silahları, topla! Ne? Şaşırmış gibisin. Sen benimle kimi fotoğraflayacağını sanıyordun ki? Ha? Hayır, 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 hayır! Kudret ikinizi biliyor. O akşam o da oradaydı. Öpecek sizi. Bitir Kudret'in işini. Ne oldu? Vurup kaçtılar. Konuştu mu? Ne söyledi adam? Bir şeyler geveledi Can Avcı'yla, anlamadım. Geçmişler olsun, gitti adam. Baba, Kudret bizi biliyor. Dün gece beni görmüş, Celal'in polisi demiş. Demek öyle, biliyor. Şimdi anlaşıldı. Al yana yem olarak attı çantanın sırrı. Hava giden avlanır Kudret. Celal, bak hele ne diyeceğim sana. Böyle buyurun. Tamam. İşim Hanım değil mi? Evet. Ben komiser Mert Karada. Çocuğumuzu bulacağız. Size yardımcı olacağım. İşim Hanım, görüntülere beraber bakalım. Belki teşhis edebiliriz. Seçilmiyor mu? Tanıdık biri gibi geldi mi size? Hiçbir fikrim yok. İşini bilen profesyonel olmalı. Çocuğu kaçırırken hiç dikkat çekmemiş. Evet, evet. Nasıl korkmuştur kesinlikle. Yeşim Hanım. Yeşim Hanım. Yeşim Hanım. Şu an ihtiyacınız olan tek şey güçlü olmak. Oğlunuzu kaçıranı bulacağız. Hesabını soracağım. Söz veriyorum. Bulacağız. Arkadaşlar sizi eve bıraksa iyi olur. Burada durmanızın bir anlamı yok. Sinan! Ağlama Gürün. Bulacağız oğlumuz.
Onun bir şey olmasını ister miyim ben? Yakarım bu dünyayı ben oğlum için. Bul oğlumu. Bul oğlumu. Korkma, bulacağız. Mustafa evimize gelecek, sensin. Gözyaşlarını artık. Oğlum. Tamam yavrum, ağlama, tamam. Sen şimdi arabaya geç, ben birazdan geliyorum, tamam mı yavrum? Hadi. Hadi canım. Konuştur o şimdi. Baba. Kim bilir ne kötülükler yapıyorlardır ona. Bulacağız. Bulacağız, merak etme. Bu çocuk kaçırma işini Kudret mi yaptı? Tabii Kudret. Ben Kudret'in gidebileceği her yeri araştıracağım. Mustafa'ya bir şey olmasına izin vermem. Acele et evlat. Acele et. O olmadan geçen her saniye bana çok acı veriyor. Söyle baba. Sarp da Kudret'in elinde. Sarp'a ulaşabilirsin. Mustafa'yı da bulmuş olursun. Tamam baba, bakacağım şimdi. Sarp'ın telefonu üzerinden yeri tespit etmeye çalışacağım. Ararım seni.